ASTV ekranlarına hoş geldiniz değerli izleyenler. Satırbaşı programıyla karşınızdayız. Her hafta olduğu gibi Bursa'daki önemli spor adamlarını programımıza ağırlamaya devam ediyoruz. Bu hafta da gerçekten çok değerli ve önemli bir konuğumuz var. Bursa Spor Gençlik Geliştirme Eğitim Direktörü Ümit Şengül bizlerle birlikte olacak. Yaklaşık yarım saatlik süre boyunca Bursa Spor'u, Vakıfköy'ü doyasıya konuşmaya çalışacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Aslında biz programdan önce bir yarım saat 45 dakikadır güzel bir muhabbet yapıyoruz. Burada da bu muhabbete devam edeceğiz diye düşünüyorum. Hocam hoş geldiniz programımıza. 5 ay önce bu göreve başladınız. Oradan girmek istiyorum. Tabii ki çok konumuz var ama sizin açınızdan bu 5 aylık dönem nasıl geçti? Evvela Bursaspor benim ailem gibi gördüğüm bir yer. Uzun yıllar buranın formasını giydim. Çeşitli kademelerinde görev aldım. En son Bursaspor Altyapı Gelişim Direktörlüğü teklif edildiğinde de seve seve kabul ettim. Bursa'nın yeri, Bursaspor'un yeri bende her zaman apayrı olmuştur. Birçok kulüpte oynadım ama burası benim yuvam diye addederim. Federasyonda, Futbol Federasyonu'nda 2009-2012 arasında Futbol Federasyonu Milli Takımlar Sorumlusu olarak çalıştığımda Bursa'da Bursa altyapısıyla çok sıkı ilişkiler içindeydik zaten. Bursa'da yaşananlar, altyapıda yapılanlar, yapılması gerekenler, neler eksik, neler fazla hepsini ya o dönemde gözlemleme şansım olmuştu. Süreç içinde buraya geldiğimde göreve başladığımızda Bursaspor Türkiye'nin önemli bir altyapısı ama yapılanma anlamında gerek tesis gerek performans geliştirici aletler anlamında sporcunun gelişimi adına yapılması gereken teknolojik yatırımlar vardı. Geldiğimiz günden beri onlarla uğraştık. Hatta şu an tesislerde ciddi bir yatırım var. Oyuncuların kalacak yerleri yenileniyor. GPRS cihazından tutun polar saatlere kadar her şey alındı. Futbolcuların gelişimiyle ilgili teknolojik anlamda neler lazımsa hepsi tedarik edildi. Yani süreç içinde bundan sonraki süreçte diyelim daha çok bilimsel verilerde çalışan, daha çok testlere dayalı oyuncuları bireysel olarak da geliştirmeye yönelik hazırlıklarımız var. Taktik çalışmaların dışında bireysel olarak da geliştirmek için hazırlıklar yapıyoruz. Psikoloğumuz var, mental anlamda çalışmalar yapıyor. Yani Bursaspor altyapısı Türkiye'nin bundan önce de en iyi altyapısıydı. Bundan sonra da inşallah üzerine koyarak devam edip Türkiye'nin en iyi altyapısı olmaya devam edecek. Siz de biraz önce bahsettiniz hocam, Vakıfköy'de bir yenilenme çalışmaları var diye. Biraz daha detayına inelim istiyorum. Bu çalışmalar ne zaman başladı? Ne zaman hazır hale gelecek? Yani biz Görkem Bey, Hayrettin Bey altyapı sorumlumuz, artı kurul üyelerimiz Süleyman Bey, Rıdvan Bey, bir de işte, neyse ismini hatırlayamadım şimdi. Genel anlamda sezon başından beridir konuşuyorduk. Tesislere, ailelere gösterdiğimizde aileler biraz burun kıvırıyordu. Çocukların kalma yerleriyle alakalı burun kıvırıyorlardı gösterdiğimizde. Onun önüne geçelim istedik evvela. Görkem Bey sağ olsun, Hayrettin Bey bize o konuda ciddi destek oldular. Dediler ki hocam yapalım, hem buraları yapalım hem sahaları yapalım dediler. Hı. Ali Başkanımızdan destek istedik. O da sağ olsun, yukarıda da oyuncularımız var bayağı, onları da görünce o da şevklendi. Dedi ki hocam yapalım, oraya biraz yatırım yapalım dedi. Ciddi yatırımlar başladı tesislerin. Giderlerinden tutun, her şeyi şu an yenileniyor. Odalar, otel konforunda odalar yapılıyor. İkişer kişilik odalar yapılacak. Yaşam, sosyal yaşam alanları yeniden düzenleniyor. Çocukların her alanda çocuklar Bursaspor'a yakışır bir ortamda eğitim alacaklar. Bu arada eğitimlerine de, okul eğitimlerine de devam edecekler. Bizim önceliğimiz zaten okul eğitimi, sonra futbol ve devamı. Çocuklar canla başla çalışıyorlar.
sahalar anlamında da ciddi çalışmalar yapıldı. Salon kısmında, ağırlık salonu kısmında alet edevat kısmımız eksikti. Biraz onlarla ilgili bazı çalışmaları yapıldı. Yani Bursaspor altyapısı şu an her anlamda bittiğinde yaklaşık ay sonu da planlıyoruz açmayı, yeni tesisleri. Ay sonu bittiğinde her şeyiyle Avrupa kulübü gibi olacak bir Bursaspor altyapısı olacak. Hocam yakın geçmişte bir çırpıda düşündüğüm zaman Serdar Kurtuluş, Serkan Kurtuluş kardeşi, daha sonra gelen jenerasyonlar Sercanlar, Volkanlar, Serdar Azizler, Ozan Tufanlar, devamlı bir futbolcu fabrikası gibi çalışan bir Vakıfköy var. Vakıfköy'ün sırrı nedir hocam? Yani Vakıfköy yıllardan beridir, ben şunu ifade edeyim, Türkiye'nin en iyi çalışma ortamı bizde, bizden sonra Altınordu'da. Niye şöyle ifade edeyim? Biz uzun yıllardır altyapıda ciddi manada 5 tane, 4 tane çim, bir tane sentetik sahamız var. Hiçbir kulüpte, ne Fener'inde, ne Galatasaray'ında, ne Beşiktaş'ında bu imkanlar yok. Biz hem bulunduğumuz coğrafyayı iyi değerlendiriyoruz. Çünkü bir bulunduğumuz coğrafya Türkiye'nin futbol anlamında, altyapı anlamında beslendiği bir coğrafya. Biz Bursa bölgeye bağlı 7 tane il Türk futbolunun beslendiği nokta. Marmara bana bölgesinin göre. Marmara kalbi bölgesi diyebiliriz. Türk futbolunun beslendiği nokta. Ha, diğer yerleri de çok önemli buluyoruz ve tarıyoruz. Şunu da ifade edeyim. Son 5 yıla baktığınızda Türkiye'yi tarayıp en fazla oyuncuyu kazandıran, yani altyapılardan oyuncuları tarayıp bulup geliştirip profesyonel yapan %30'a yakın bir oranda bir payda Türkiye'nin en iyi yatırım yapan, altyapıları en iyi tarayan kulübüyüz. Bu bilimsel bir veri. Altyapıları en iyi tarayan kulübüz. Genel anlamda Türkiye'ye hitap ediyoruz. Gerek kaleciler bazında, gerek tarama anlamında Türkiye'ye de hitap ediyoruz. Son zamanlarda gündeme gelmesiyle de birlikte biraz da revaçta oldu Bursaspor kulübümüz. Türkiye'nin her yerinden çeşitli, bazen birilerinin vasıtasıyla, bazen direkt bana ulaşarak oyuncu öneriyorlar. Bu oyuncumuzu görün, şu oyuncumuzu görün diye. Biz de önerilen veya ismi iyi zikredilen her oyuncumuzu görmek istiyoruz. Görmeye çalışıyoruz. Buradaysa burada davet ediyoruz. Burada bakıyoruz. Dışarıdansa yatılı olarak da misafir edip burada değerlendirmeye çalışıyoruz oyuncular. Sezon başında Bursaspor'un teknik direktörlüğüne Samet Aybaba getirildi. Evet. Sizin de biliyoruz Aybaba'yla güzel ilişkileriniz var. Evet. Onunla nasıl iletişim halinde oluyorsunuz? O da sanıyorum sık sık Vakıfköy'e geliyor. Hatta evet, bugün geldiğini söylediniz. Evet. Onun bakış açısı nasıl ve Samet Aybaba'nın gençlere fırsat verme açısından rolünü nasıl buluyorsunuz Bursaspor'da? Ben Samet Aybaba'yı 96 yılında tanıdım. 1996 yılında Bursaspor'dan Kayserispor'a transfer olduğumda tanıdım. Samet Aybaba 96 yılında neyse bugün belki biraz daha geliştirdi, ama gençlik anlamında ifade ettiğim şey bu. Neyse derken kastım o. 96 yılında ne yaptıysa 2018 yılında bugün aynı şeyi yapıyor. Şuna istinaden söylüyorum. Gittiğimde Kayserispor düşmüştü. Transfer olduğumuzda hocamız Samet Aybaba'ydı. Samet Aybaba o günün şartlarında Kayserispor istediği oyuncuyu alıp para verip oynatacak bir durumdaydı. Yani paraya para demeyen bir kulüptü. Maddi gücü yerinde bir kulüptü. O günün şartlarında Samet hocam yine Kayseri altyapısından 3 tane oyuncuyu A takım kadrosuna kazandırdı. Birisi Hakkı Daş'tır, birisi Zafer Türkmen'dir, bir de İsmail'dir. 3 oyuncumuzu kazandırdı. 3'ü Türk futboluna önemli hizmetler verdiler. Hatta Hakkı Daş'ı alıp Kayserispor'dan Trabzonspor'a bile götürmüştür. Samet hocam 96 yılında yaptığını diğer yıllarda da yaptı. Yani altyapıcı bir hoca diye düşünebiliriz Samet Aybaba'yı. Her gün, hemen hemen her gün aradığımda telefonuma hiçbir zaman çıkmamazlık yapmıyor. Hocam şu oyuncumuz var dediğimde gönder gelsin bakalım diyor. Yani altyapı için
inanılmaz bir şans Samet hocamızın burada olması. Şu an A takımda bulunan oyuncularımızdan da belli. 11 tane altyapı kökenli oyuncumuz var. Bunların 3'ü 4'ü direkt oynuyor. Diğerleri takım kadrosunda süreç içinde forma bekleyen oyuncular. Hala da geçen gün arıyor. Bana diyor ki hocam diyor varsa elinde iyi bir santrafor gönder gelsin bakalım diyor. Yani her gün istişare halindeyiz. Hatta bugün bile az önce de bahsettim tesislerimize gelip ziyaret ediyor. Dertlerimiz varsa dinliyor. Yani bizle de yakından ilgileniyor. Çok mutluyuz çok kendisiyle. Çok büyük bir şans aslında değil tabii, mi? Böyle tabii. Altyapı için inanılmaz bir şans bana göre. Benim için de çok kolay. Benim elimi de rahatlatıyor hocam sağ olsun. Çok minnettarım kendisine zaten o konuda. Her anlamda bize destek oluyor. Maddi anlamda da destek oldu. Tesislerin yapımı aşamasında Bursalı, Bursa Spor ve Samet hocamız oyuncular olarak, yerli oyuncular olarak kulübün yapımı esnasında bize ciddi bir kaynak da yarattılar. Primlerden topladıkları parayla ciddi bir destekle de bulundular altyapının yapımı aşamasında yani. Her anlamda bize şans Samet hocamızın olması diyebilirim. Hocam Türkiye Futbol Federasyonu'yla bir bağlantınız var mı? Onlar arayıp soruyorlar mı mesela nasıl yapıyorsunuz, bir ihtiyacınız var mı şeklinde nasıl bir iletişiminiz var? Ya ihtiyacımızdan çok geçen gün Görkem Bey İstanbul'a gitti, ziyaret etti. Federasyonda altyapı fonu diye bir fon var. O fonla ilgili her yıl bir kaynak ayrılıyor kulüplere. Bize de bayağı ciddi bir rakam çıktı orayla ilgili ama bize gelmesi Mart'ı bulacak. Yani federasyondan bize maddi katkıları var. Bize milli takım düzeyinde hocalardan gelen şeyler var. Biz Türkiye'nin altyapı anlamında lokomotif kulüplerinden birisiyiz. Bunu milli takım hocaları da her fırsatta ifade ediyor. Çünkü hepsi daha önce birlikte oynadığımız, karşılıklı oynadığımız, tanıştığımız insanlar veya pozisyon gereği tanıştığımız insanlar. Bize çok önem veriyorlar, çok değer veriyorlar Bursa Spor Kulübü'ne. Her fırsatta da bizim önemli lokomotif kulüplerimizden birisisiniz diyorlar. Biz bunu daha da ileriye götürmek istiyoruz. Hem milli takım düzeyinde oyuncular yetiştirip milli takıma katkı sağlamak, oradan yetiştirdiğimiz oyuncularla da A takımda oynayan sayıyı arttırıp 9-10'a çıkarmak. Bizim ana hedefimiz 2-3 yıl içinde A takımda oynayan yerli oyuncular, altyapıdan çıkmış oyuncularla A takımımızda oynamak hedefimiz o. Hocam sezon başından itibaren değerlendirirsek Bursa Spor Afyon kampına özellikle genç oyunculardan kurulu bir kadro ile gitti. Yani şu anda baktığımız zaman Burak Kapacak, Çağatay, Ramazan, Ali Akman belki bazıları süre alamadı ama hepsi artık bilinen oyuncular haline geldi. Muhammed Emin Sarıkaya. Devamı yolda mı hocam? Her kategorimizde şu an her kategorimizde gelişim içinde olan oyuncularımız var. Süreç içinde geçen gün iki oyuncumuzu Abdülkadir'le Eren'i de gönderdik. 15 yaşında bir Eren oyuncu. Güler. Eren Güler. 15 yaşında U16'da oynuyor. Eren Güler'i gönderdik. Abdülkadir'i 2002'li Abdülkadir'i gönderdik. Süreç içinde oraya düşündüğümüz oyuncular zaman zaman oraya çıksınlar. Sağ olsun Samet hocam da bu konuda ön ayak oluyor. Diyor ki tamam gönderin bir iki gün yaşasınlar diyor öyle oyuncuları. Her fırsatta gönderiyoruz. Her kategoride A takım düzeyinde oyuncumuz var, elit oyuncularımız var. Şu an geliştirmeye çalışıyoruz. Zamanı geldiğinde A takım düzeyinde sunacağımız oyuncular tabii ki olacaktır. İnşallah takıma katkı da sağlayacaklardır. Şöyle bir soru sormak istiyorum hocam. Samet Aybaba sezon başında yine yaptığı bir açıklamada 21 yaş benim için çok geç bir yaş demişti A takımda oynama adına ve sanıyorum bu açıklamadan bir ay sonra Türkiye Futbol Federasyonu önümüzdeki yıl 21 yaş altı liglerin oynanmayacağını açıkladı. Evet. Siz bilirkişi olarak 21 yaş liginin oynanmamasına ve 21 yaşına gelmiş bir oyuncunun A takım seviyesine çıkamaması hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani 21 sizin için de geç bir yaş mı? Yani şunu ifade edeyim. Avrupa'ya baktığımızda Avrupa'da U19 finalleriyle bitiyor. Şu an Şampiyonlar Ligi'nde dikkat ederseniz 19'lar oynuyor. 19 21'ler oynamıyor. 21'leri oynatmıyorlar. Artık Avrupa'da bile futbol oynama yaşı aşağılara düştü. Biz niye aşağılara çekmeyelim bunu? Bana göre doğru bir karar. Çünkü eğer doğru bir yapılanmayla gelirsek 13 yaşında bize geliyor. Futbol okulundan çıkıp bize 13 yaşında geliyor.
13 yaşından 17, 18 yaşına kadar biz oyuncuların gelişimiyle, fiziksel ve mental anlamda, teknik anlamda gelişimleriyle her yönüyle ilgilenebilir ve onları hazırlayabiliriz. Süreç içinde 17'ye 18'e geldiğinde de oyuncular A takım düzeyinde kendini ifade edecek, %70-%80 oranında A takımda antrenmana çıktığında sıkıntı yaşamayacak düzeyde biz oyuncuları hazırlamaya çalışıyoruz. Zaten oyuna bu seneden başladık. Sezon başı çift antrenmanla başladık. Profesyonel bir takımda, Süper Lig bir takımında neler yapılıyorsa biz altyapıda 17, 19 ve 21 yaş gruplarına onları uyguladık. Aynı uygulamayı yaptık. Çift antrenmanla neler yapılıyorsa bunun semeresini de oraya gönderdiğimiz oyuncularda fizik kalite olarak gördük. Belli bir şeyi yakaladılar. Yavaş yavaş temeli attığımızda inşallah süreç içinde de daha hazır hale gelecekler diye düşünüyorum. Hocam siz biraz önce isim vermediniz A takıma çıkmasını beklediğiniz oyuncular hakkında ama şöyle bir soru sormak istiyorum. 95 jenerasyonu vardı Bursaspor'da. Evet, Ozan gibi, Furkan gibi. O jenerasyondan iyi oyuncular geleceği belliydi. Sonra bir 97 jenerasyonu geldi. Hatta şu anda Ertuğrul Ersoy takım kaptanı. 97 jenerasyonun önemli isimlerinden bir tanesiydi. Büyük şeyler beklediğiniz bir jenerasyon var mı yolda? Yani adından söz ettirmesini beklediğiniz jenerasyon. Şu an ümit her grupta var ama en fazla ümit beklediğim grup 2004 grubu. 15 yaş grubu 14-15 şu an. Yaş. U 15 yaş grubu. Şu an o grup içinde elit olabilecek oyuncular var. Gerek stoper mevkiinde, gerek orta saha, gerek hücum mevkiinde. Yani çok kalite bir grup oluşturduk orada. O gruba da takviye, ihtiyaç gördüğümüz yerlere de şu an takviye yapmaya çalışıyoruz. 16 takımımızı güçlendirmeye çalışıyoruz savunma anlamında. 14 yaş grubunu takviye yapıyoruz. İsim olarak baktığınızda şu an 2-3 tanesi milli takım düzeyinde görev alıyorlar. Mesela 14 yaş grubunda Kadir var, Kerem var, Abdullah Eren var. Yani bunlar Sabek Eren var yine. Yani önemli oyuncularımız var. Milli takım düzeyinde oynayan oyuncularımız var. Ama bunlar için daha futbolcu olur demek çok erken. Erken. Yani biz bunların 16 yaşını en azından bitirip fiziki gelişimlerini tamamlamalarını ve kişiliklerinin de oturmasını beklemek zorundayız. 16 yaşına geldiğinde oyuncunun net profili bizde ortaya çıkar. Ondan sonra şu oyuncu hedef oyuncumuz deme şansımız olabilir ama şu an beklenti içinde olduğumuz ve gelişimini takip ettiğimiz oyuncular var. Önemli olabilecek oyuncular var ama süreçlerini takip ediyoruz şu an. Bursaspor altyapısında yetişen oyuncular aslında programdan önce de konuşmuştuk. Sadece Bursaspor'da süre almıyorlar. Toplam 130 demiştiniz evet, sanırım. Evet. 130 Bursaspor altyapısından çıkan oyuncu var değil mi hocam profesyonel liglerde? Yani bizim son yıllarda baktığınızda her dönem oldu ama Türk futbolunun lokomotifi derken ben biraz da onu kastediyorum. Süper Lig düzeyinde 30'a yakın 30'un üzerinde belki futbolcu var. Süper Lig düzeyinde bizden yetişip Süper Lig'de oynayan, PTT Ligi'nde aynı, 2B'de aynı, 3'de aynı. 130'un üzerinde oyuncumuz var. Biz Türkiye'yi besliyoruz altında, altyapı bazında. Faydalanabildiklerimizi A takım düzeyinde faydalanıyoruz. Bazı oyuncularımız bizden ayrıldıktan sonra gittikleri yerlerde büyüyorlar. Ama elden çıkmış oldukları için oralarda kendilerini ifade etme şansı buluyorlar ve oynuyorlar. Yani ama bizim altyapımızdan yetiştikleri için bizden birisi olarak görüyoruz onları. Zaten ilerleyen süreçte eğer devam edebilir ve yönetim anlamında da ciddi bir yapılanma şey anlamında, maddi kaynak anlamında yapılanmaya ulaşabilirsek biz her döneminde altyapıdan oyuncuda yetiştirdiğimiz oyunculara bizden oynamasa da bizimle bağları olsun, bizlerle iletişim kursunlar isteriz ve onun çalışmalarını da yapmayı düşünüyoruz süreç içinde yani. Hocam Bursa'da sizin de söylediğiniz gibi aslında profesyonel olmayan çok geniş bir oyuncu ağı da var. Mesela hemen aklıma geldiği için yazdım. Geçtiğimiz sezon Türkiye şampiyonalarında U14'te Araba Yatağı Spor, 16'da Fethiye İdman Yurdu, 18'de Hürriyet Spor. Bu gibi kulüplerle iletişimi nasıl Vakıfköy'ün? Şimdi evvela o kulüplerimizi tebrik ediyorum.
Onlar amatörde, diğer kategorilerde de Bursaspor, yani Türkiye'nin şampiyonu altyapı bazında Bursaspor aslında her kategoride. Evet. Bir kategoriyi çıkıyorum, diğer bütün kategorilerde şampiyon Bursa'dan çıktı. Ben geldiğim günden beridir planlama yapıyorum. Hala da devam ediyor, süreç devam ediyor. Ziyaret ediyorum kulüpleri. Benim hedefim, biz Bursaspor Kulübü olarak bütün amatör kulüpleri kucaklamak zorundayız. Biz Bursasporlu amatör beslendiğimiz, bizim altyapı olarak beslendiğimiz yerler amatör takımlar zaten. Biz onlarla birlikte hareket edelim, onlara destek olalım, onlarla iletişim içinde olalım diye düşünüyoruz. Hatta bugüne kadar 15'in üzerinde altyapıya yatırım yapan 15 kulübü ziyaret ettim. Hala da devam ediyorum. Ciddi yatırımlar yapan kulüpleri ziyaret ediyorum ve istişareler yapıyoruz. Onların bizden beklentilerini öğreniyorum. Bizim onlara desteğimiz ne olur, onları öğreniyoruz. Yani biz herkesle birlikte, amatör camiada herkesle birlikte hareket edelim. Oyuncu gelişimine her alanda, gerek amatör camiada gerek bizde oyuncu gelişimine katkıda bulunalım istiyoruz. Biz Bursaspor olarak Bursa'nın markasıyız ama biz abi gibi olacağız, bir baba gibi olacağız. Bursaspor Kulübü olarak baktığınızda altyapı, herkesi kucaklayacağız. Biz öyle olmak zorundayız. Herkese eşit mesafede, herkese destek olmak zorundayız altyapı anlamında. Katkı sağlamaya da çalışıyoruz altyapı kulüplerine genel anlamda. Hocam, mevki özelinde sormak istiyorum. Özellikle de not almışım burada programdan önce. Bursaspor'da çok büyük bir kaleci bereketi var diyebiliriz aslında. Yani şöyle bir bereket: Türk milli takımı seviyesinde Harun Tekin'i satıp şu anda kaleci sıkıntısı çekmiyoruz. Okan oynuyor altyapıdan. O oynamayacaksa Muhammed var. O yoksa Ataberk var. Ataberk yoksa var, çok var. Devam edin, sorunuzu da dinleyeyim sonra. Aslında ben de oraya bağlayacaktım. Daha var mı hocam? Yani... Yani ben şunu ifade edeyim. Kaleci mevki için özel çalışmalar yapıyor muyuz? Şunu ifade edeyim. Bir bolluk içindeyiz. 2-3 mevkide bolluk içindeyiz. Niye söyleyeyim? Sağ bek şu an yaş kategorilerinde sağ bek oyuncularımızın %90'ı milli oyuncu. Sağ bekte de bir bolluğumuz var. Şu an A takımda da belli. 2 tane oyuncu çıkardık. Muhammed ve Burak. Sağ bek, sağ ön. Şu an geriden gelenlerde, sağ bekte de baya baya oyuncularımız var. Yani yine ona keza kaleciler, 17 yaş kalecisi hariç bütün kaleciler milli takım kalecimiz. Yani Bursaspor altyapısında şu an stoper, 14 yaş grubunda 2 stoperimiz iyi durumdalar. Ve 15 yaş grubunda, pardon, 2 stoperimiz iyi durumdalar ve ileride Ertuğrul'la Furkan için oynadığı dönemde diyordum ki bunlar eğer gelişimlerini devam ettirirlerse Bursaspor'un geleceği olurlar diyordum. Ertuğrul yırttı, Furkan'dan hala bekliyorum inşallah Furkan Emre'den. İyi bir performans sergiledi. Evet, kupada da iyi bir performans sergiledi. Ama 14 yaşındaki stoperler için, 15 yaş grubundaki stoperler için de aynı şeyi düşünüyorum. Eğer bu şekilde devam ederse gelişimleri, ileride belki 2-3 sene sonra İki stoper daha Bursaspor'a kazandıracağız ve değerli oyuncular olacaklar diye düşünüyorum. Yine ona keza sağ bek, diğer gruplarda 16 grubunda orta sahada oyuncularımız var. Yani bugün milli maçta vardı. Yani ciddi ciddi oyuncularımız var ama biz işin, hep çıktığım her ortamda söylüyorum, biz maç kazanmaktan çok gelişim odaklıyız. Biz oyuncuları doğru bir planlamayla geliştirmeye çalışıyoruz. Gerek fiziksel anlamda, gerek mental anlamda. Benim için yaş kategorisindeki şampiyonadan çok, şampiyonluktan çok oyuncuların yeteri derecede eğitilmesi önemli. Benim bakış açım bu. Ben eğitim kökenli bir insanım. Uzun yıllar futbol oynadım ama ben bu işin ilmini de yaptım. Hem alaylıyım hem mektepliyim. O yüzden ben altyapılarda skor odaklı değil, gelişim odaklı çalışılması taraftarıyım. Zaten biz çocukları geliştirebilirsek şampiyonluklar kaçınılmaz olur. Ama ben şampiyon olayım diye yaşı büyük oyuncuları yaş gruplarında oynatırsam
ben Bursaspor'a iyilik değil kötülük yapmış olurum. Amaca da hizmet etmem. O yüzden ben doğru yapılanma, doğru işler ve gelişim odaklı çalışmaya çalışıyoruz. İnşallah sürecin sonunda da Bursaspor kazanan olacak diye düşünüyorum. Özellikle dediğiniz gibi alt yaş kategorilerinde şampiyonluktan, maç kazanmaktan ziyade önemli olan oyuncu kazanmak olmalı. Evet. Hocam programımıza da son 2 dakikanın içerisindeyiz. Hep Bursaspor'u konuştuk. Siz yine akil adam olarak değerlendirilebileceğimiz bir insansınız. Rica ederim. Türk futbolundaki genel ortamı nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu seneki belki kriz ortamı genç oyuncuların oynamasını sağladı diğer kulüplerde de. Son 2 dakikamızda Türk futbolunu konuşalım istiyorum. Yani ben yıllardır profesyonel anlamda takımlarda da çalıştım. Süper Lig takımlarında da çalıştım. PTT ve diğer kategorilerde de çalıştım. Bu sene ve bundan sonra yaşanacak şeyler bir milat olabilir Türk futbolu için. Çünkü her geçen gün Türk futbolu bir batağa saplanıyor. Hesapsız harcamalar, yanlış transferler. Bir Galatasaray'ın açıkladığı borca bakıyorum. Beşiktaş'ın açıkladığı borca bakıyorum. Çok fahiş rakamlar. Yani Türk futbolunun belki devlet politikası olmalı, belki federasyon zorlamalı. Ama herkesin altyapıya yönelip ciddi yatırımlar yapması gereken bir süreci yaşıyor Türk futbolu. Eğer bunu başarabilirsek, bunu atlatabilirsek bu süreçte yetiştireceğimiz oyuncular da belki ilerideki Türk futbolu da yeni bir jenerasyon yakalayacak ve güzel şeyler yapılacak. Ciddi manada Bursaspor bunu yapmaya başladı. Darısı diğer kulüplerin de başına. Biz üretiyoruz ama diğer kulüpler fazla üretemiyor veya ürettiklerine şans vermiyor. Herkesin bu şansı vermesini bekliyorum ve istiyorum. Çünkü geleceğimiz Türk futbolcularda diye düşünüyorum. Bursaspor Gençlik Geliştirme Eğitim Direktörü Ümit Şengül bizlerle birlikteydi. Hocam doyurucu bir sohbet oldu. Ben teşekkür ediyorum programa teşekkür geldiğiniz ederim. İçin. Değerli ASTV izleyenleri önümüzdeki hafta Satırbaşı programında tekrar spordaki önemli insanlarla karşınızda olacağız. Hoşçakalın.